Herkese günaydın. Köy evimize hoş geldiniz. Şöyle açtım. Bakın güneş de doğmuş. Ne güzel. Bir de şu tarafı açalım. Oh, mis gibi havada şimdi dışarıda. Kahvaltımızı da yapacağız. Her şeyi hazırladık. Şimdi Gülsüm Hanım sucuklu yumurta pişiriyormuş. Onu bekliyoruz. Ağrıyorlar gene. Ona çok açık, ona çok açık. Temiz olur lan sana. Hadi oturum oğlum, hadi geç şimdi. Aktı. Tamam, dolmuş dolmuş oğlum. Ayaz hadi. Bakın. Hoş geldin, hoş geldin. Çıktı, çıktı. Binyamin'in çıktı. Güzelliğe satıyorlarmış. Çocukların isteği üzerine spagetti yaptı teyzeleri. Makarna yiyorlar. İyi mi böyle Ayaz? Ne, biber mi atmış Gülsüm? Gerçek. Yiyemiyor musun onu? Sırf biber. Gülsüm biberi çok atmış. Çocuklar yiyemiyor. Niye o kadar biber attın? Sofrayı kaldırdık. Kahve yaptık. Çekirdek koydum. Kek dilimledim. Şöyle köye karşı kahvemizi içeceğiz. Otur kuşum. Kazlar da orada duruyor lan. Baba ayakkabılarını çıkart. Şu annemin bahçesine bir bakalım. Neler varmış. Bahçemde domates çok deyip duruyor. Ha. Gerçekten çokmuş ama daha yeşil. Şunlar daha hep yeşil domatesler. Şurada bir tane kırmızı gördüm. Çeri domates daha güzel oluyor. Büyük çok fazla şey olmuyor ama küçücük dallarda da iyi çıkmış maşallah. Şöyle şuradakilerde şöyle dallarıyla oynadım ya, nasıl güzel geliyor, kokusu anlatamam size. Şurada biber var. Bayağı da var. Daha önceki geldiğimizde buradaydık. Şimdi geçtik şuraya. Şurada az mı yemek yaptık? Domates çokmuş. Gerçekten. Neyse, ben bunları Ankara'ya giderken inşallah kızarırsa götürürüm. Ha, asıl biberler burada. Şu köy biberi mi? Aa, evet, köy biberiymiş. Bak, kahvaltıya da patatesin yanına bundan kızartabiliriz. Şurada da var. Vallahi kızartmalık biberlerimiz varmış burada. Kıl biber. Çok iyiymiş. Daha da bir sürü çiçek açmış. Demek ki çıkacak. Şurada da var kocaman kocaman. Şu küçük bahçede baya baya bir şeyler var. Neyse, buradan bir çıkayım. Umut Bey geliyor bir de hemen peşime. Kapandı değil mi? Evet. Ne oldu kuş? Ha? Evet, lady'miz vardı, bir tane köpeğimiz. O bizi bırakıp gitmiş. Akşama mangal yakacağız. Bunun için tavuk almıştık. Onu bir parçalayayım. Yok, şeyde şarj. Şu tavuğu parçalayayım. Ondan sonra da size evi bir göstereyim.
tam olarak bitmedi daha. Biraz acele edip hemen girmek zorunda kaldılar buraya. Evet. Şuna sos yapacağım daha. Yakarız bahçeye. Mangalımızı keyif keyif. Sesler nasıl geliyor çocuklar? Ev yankı yapıyor, eko yapıyor resmen. Şu tavuğu parçaladıktan sonra tekrar bir yıkayayım. Tavuğumu parçaladım. Annem bir salça yapmış. Böyle ekmeğinize alıp sürüp yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli olmuş. Bu kadar salça yeter. Karabiber koydum. Pul biber. Sarımsak rendeledim. Biraz da şöyle sütle 1-2 saat dursun. Ondan sonra mangalımızı da yakacağız. Bu arada süt yoğurttan daha iyi oluyor. Yoğurt hem böyle içine çok fazla işlemiyor. Bir de mangalda daha çabuk yanıyor. Süt öyle değil. Hemen içine işliyor. Böyle tadını da yumuşacık yapıyor. Yani ben sütle olan sosu daha çok seviyorum. Bizim köyün çobanları böyle sıra halinde geziyorlar. Benden de nasıl korkuyorlar bak. Şöyle evimizde göstereyim size. Girişinde şöyle masamız var. Yemekleri burada yiyoruz. Şurada da duvar var. Biz burada oturuyoruz. Umut oradan hiç çıkmıyor. Evet, şuradan bir girelim. Evet. Şuraya böyle tül taktık. Çünkü sineklerle başımız dertte. Sürekli kapı kapanıp açılmıyor. Daha ev tam olarak bitmedi. Buralara da parke döşünecek. Şuradan şöyle girelim. Sadece bu odayı hızlıca yaptılar. Ondan sonra diğerleri olacak yavaş yavaş. Yerde böyle bir halımız var. Şöyle de 3 tane koltuk. Şurada bir camdan sehpamız var. Bu odanın 2 tane camı var. Şöyle biri karşı tarafa bakıyor. Biri avlunun içine bakıyor. Şurada televizyonumuz var. Tavanları çok otantik oluyor. Tavanımız böyle. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Şurada ufak bir vestiyerimiz var. Şurası tuvalet. Şurası banyo. Şurası annemin odası. Yani bu odalara sıvı olmadı daha. Çünkü diyorum ya, diğer evden çıkmak zorunda kaldılar. Hemen buraya geçtiler. Tek odayı yapıp. Buralar tekrardan bu eşyalar çıkacak. Ondan sonra tekrar sıvanıp yerlere parke döşenecek. Şuraya yorganları yığdık. Şurada bir tek kişilik yatak var. Şurada da annemin yatağı var. Burada da dolap. Bir odamız böyle. Fayansları çok güzel seçmişler ama. Babam seçmiş.
böyle. Buradaki odayı göstermeyeceğim çünkü buradaki odada şimdi parkelerdi bilmem ne ıvır zıvır her şey bu oda. Sırada mutfak var. Daha önce siz hiç farklı renkte bir tezgah gördünüz mü? Siyah, beyaz ya da krem ya da böyle ne bileyim nasıl desem anlatamadım yani. Bizim tezgahımız hangi renk biliyor musunuz? Pembe. Simli pembe. Çok tatlı, ilk gördüğümde çok şaşırdım. Çok da hoşuma gitti. Evet, şurada girişte buzdolabımız var. Böyle. Mutfak dolaplarımız desenli. Simli simli. Şöyle onu da göstereyim size. Yine buranın tavanı da diğer odalarla aynı şekilde. Buna ne tavan diyorlardı ya. Şu anda onu hatırlayamıyorum. Ben böyle bazen bildiğim şeyler aklıma gelmiyor. Bütün odaların tavanları böyle bu şekilde. Mutfak dolabımız. Şurada çaydanlıklar var, baharatlar var. Şöyle bir köşesi. Tezgahımız. Evet, çok tatlı tezgahımız gerçekten. Şurada set üstü ocağımız var. Altında fırınlı ocak. Şöyle çamaşır makinesinin yeri de var. Şöyle uzun kocaman bir halıda sığmış. Çok geniş. Şöyle göstereyim. Aslında bütün odalar çok geniş. Çok güzel tasarlamış, benim kurban olduğum babam var ya o. Evet şöyle. Aa, babam bana bir şey söylüyor. Hemen camdan ona bir bakayım. Beyefendi. Ne yapıyorsunuz? Şey yapıyorum abi. Kapağın yeri var. Ha, onu, az önce bana bir şey mi söyledin? Yok, Gülsün buradaydı. Ha, Gülsün mü buradaydı? Ben de bana bir şey söylüyor da duymadım dedim. Yok, onu mangalın yerini soruyor da. Ha. Ben de şunu yapayım da. Tamam canım, kolay gelsin. Ha, o su kapağın oraya mı kapak yapıyorsun? Aha. Yağmurda olmasın diye mi? Evet, kenar yaptım ki sıkıntı olmasın. Güzel olmuş canım. Hani şuraya basacak beton kenarını. Ha. Tam da böyle olacak. Bir tane de şunu atabilirse. Ben içeri giriyorum canım. Tamam, evet. Şu köşede de soğan, patates, işte makarnaydı. Ivır zıvır koydukları. Böyle plastik komedim var. Mutfağımız da böyle. Duvarlarımız daha boyanacak. Sadece kireçlendi. Yani diyorum ya, daha yerlere parke olacak. Onlar filan. Hepsi şu odada. Evimiz böyle. Bu şekilde. Şurayı da sensörlü yapmış babam. Gündüzleri yanmıyor. Evet, çok iyi oldu bu. Odadan çocuklar çıkıyor. Hiç ışık böyle lamba arama derdi yok. Direkt hemen yanıyor. Çok iyi olmuş. Evet, ev turumuz bu kadar. Şimdi mangal hazırlıklarına devam. Mangal yakma görevini üstleniyorum. Tavuğu zaten soslamıştım. Gülsüm de şimdi köfte hazırlıyor. İçine diyor bez koydum sana diyor. Şuradan biraz. Mangalımı yaktım. Bizimkiler yanan odunla oynuyorlar. Beyefendiler. Tavukları da dizdik. Piştikten sonra yemeğimizi de yiyeceğiz. Ayaz dudağını yapıştıracak o oduna, közlem olacak. Üfleyip duruyor. Yarın olmadı.
Çayımızı da içtik. Sohbetimizi de yaptık. Artık yatma vakti. Çünkü annem burada bizi birazcık erken kaldırıyor. O yüzden de erkenden uykumuz geliyor. Yani erken dediysem de şu an saat 11'e falan geliyor. Artık bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle yarınki videoda.